Bayburt mutfağından süt baklavası. 2 su bardağı ceviz, 1 su bardağı fındık. Hamur için 1 adet yumurta, 1,5 su bardağı süt, 500 gram tereyağı, 1 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, yarım limonun suyu, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz şeker, aldığı kadar un. Şerbeti için 3 su bardağı şeker, 4 bardak su. Ne istiyorsun? Bir tane yumurta. Ben sana kırayım. Şöyle bir yumurta. 1/2 süt. Tereyağını eritiyoruz. Bir yumurta, yarım bardak süt. Tereyağını eritmiş istiyorsan hemen sana eritiyorum. Şuna koyalım. Ne kadar? Yarım su bardağı olacak şekilde. Erimiş halde yarım su bardağı olacak. Tamam. Şurada yapayım, daha çabuk olsun. Çok da kızdırmayayım, soğuk olsun. Başka? Bir kaşık sirke. Sirke. Her hamura konulur. Lezzet ve gevrek olmasını sağlar. Süt böreği dedin ya, sanki daha çok süt koyacakmışsın gibi geldi. Yarım bardak yetecek mi? Yeterli. Bu hamurunu oluşturuyoruz. Biz sütünü üzerine şerbetini, yani şurasını döktükten sonra o çekecek. Sonrasında servis aşamasında sütü de ayrıca sunacağız. Tamam. Anladım. Tamam. Yarım su bardağı erimiş halde tereyağı. Çok kızdırmadım. Başka? Un. Un. Alabildiğince un. Tuz, bir tutam şeker atalım. Bir tutam tuz, bir tutam şeker. Hamuruna lezzet vermesi adına. Bir tutam tuz. Bir tutam şeker. Bir kaşık şeker. Bir tutam da şeker diyelim. Ölçü karışmasın. Yumuşak galiba bir kıvam, evet, olacak, evet. Hamurumuz. Normal baklava hamuru gibi. Hatice, az oldu bu. Evet, az oldu. Birazcık daha artıralım. Sizi zayıf görünce böyle... Görmüyor musun kalabalığı? Ölçüyü az tutmuşum. Normalde benim elim boldur yani. Yok, az yapma. Bir bardak yapalım da. Aynen. Yarım koymuştuk. Yarım daha ilave ediyoruz. Bir de limon suyumuzu hemen ilave edelim. Bunun kabartma tozu falan öyle bir şeyleri yok, evet, mu? Evet, var. Var mı? Var. Onu tercihen koyuyoruz. Yani sirke, limon koyduğumuz için ihtiyaç değil. Fakat tedbiren, hani kabarma riskini elde tutmak adına bir kabartma tozu veya karbonat kabartma tozu varsa daha uygun olur. Tamam. Hepsi var. Kabartma tozu bir tane. Burası Nursel'in mutfağı. Bereket saçılıyor. Vallahi bak, bu arada çok enteresan, güzel bir şey söyledin. Her gelen eli kolu dolu geliyor ya, sağ olsun. Evim doldu taştı. Çok ciddiyim. Şimdi ölçümüzü arttırıyoruz. Yarım bardak yağ koymuştuk. Yarım bardak daha tereyağı koymuş olduk. Yani toparlarsak 500 gram tereyağı, 2 bardak tereyağı erimiş halde, 1 bardak süt, aldığı kadar un, bir yumurta, sirke, bir fiske tuz, bir fiske şeker, bir kaşık sirke mi? Evet. Sirke. Şimdi alabildiğince un ilave Şimdi de aldığı kadar un demiş oluyoruz. Ne yoğurdun ha, güçlü güçlü. Elliye bölmemiz gerekiyor. Ben şöyle en ortadan bölersek... Şöyle başından sayalım. 25. Vay be, ne böldüm be. Ama sen söyle, bunu bölmek kolay mı? Kolay değil. Ya. Sevdana gönül verdik, düşürdün bizi dillere. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Elli tane beze yapacağız. Onları işte beşer beşer mi açarız artık? Beşer beşer açarız.
49, 50. Nasıl açılır bu? Çok kolay. 6 tane alttan üst üste açacağız. Bizim Bayburt da baklava börek açamayan kızı almıyorlar hanımefendi. Açacağım. Ben de açacağım. İlk sorulan şey odur yani. İlla vallahi da baklava mı? Börek yapıyor mu, biliyor mu? Marifeti oradan anlaşılır. 50 kat tan muhteşem bir süt böreği yapacağız. Baklavaya taş çıkaracak. Baklava ağlayacak, baklava. Kesinlikle çok iddialı. Bu dinleniyor. Biz dinlenirken içini hazırlayacağız, şerbetini hazırlayacağız. Evet. O arada da güzel dinlenmiş olacak. İstersen sen elini yıkarken Mübella abla şekerini koyar. Az koy istersen o tam 3 bardak şeker, 4 bardak su. Peki. Sonra bir de süt de mi katacaksın? Onu da ayrı bir tencerede kaynatacağız. Orijinalmış bardağımız mesela. Aynen. Her şey orijinal olduğu gibi bardağımız böyle. Teşekkür ediyorum. Şerbet harici şey de mi katacaksın? Ya bir de ayrı süt şerbeti şeker, mi evet, yapacağız? Evet. 4 bardak su. Ne yapalım? İçini nasıl hazırlayalım? Neden? Fındık ve ceviz karışımı yaparsak daha lezzetli olur. Döverek yapalım mı? Olur, daha güzel olsun. Siz şöyle Mübera abla şunları alırken ben sana içinizi hazırlamak üzere şey getireyim. Evet, ceviz ve fındığımız da gelsin. Hamurumuz yoğrulurken ilk defa kullanacağım dibeyi sizinle ilk defa kullanacağım. Ceviz ağırlıkta koyalım çünkü şey şerbetini ben aldıktan ben sonra. Ben alabilirim. Olur. İki bardak gider mi ceviz? Evet. Az yapalım fındığını. Evet. Cevizi daha bol olsun. 2 bardak ceviz, 1 bardak fındık. Doğru mu? Bak çok tatlıdır değil evet, mi? Bak. Evet. Sesi bile güzel. Ay çok hoşuma gitti. Elimizi böyle kapatırız arasından zıplamalar olmasın diye. Çok hoşuma gitti. Güm kadının sesi güm güm güm. Kadının güç birliği yaşasın. Yaşasın kadınlar. Bak nasıl hoşuna gidiyor. Herhalde. Ay çok dibeyim mi? Aa kız çok ya güzel. Ana yer sallanıyor. Evet çok güzel, çok sağlam. Maşallah hemen eridi. bakayım. Oo. Dur bakayım. Ay inanmıyorum. Bir daha bunu kullanalım. Çok gerekli bir şey. Tamam. Evet, oldu. Oldu. Şimdi derin bir kaba dökeceğiz, karışımı yapacağız. Hadi. Son öfkelerimizi vuruyoruz. Allah. Bayburt'un sesi. Gül sesi. Geliyor Hatice, geliyor. Ay Hatice ya. Tamam Hatice'm sakin ol. Tamam. Sakin ol bebeğim. Ama ay muhteşem ya. 2 bardak şeyi bir çırpıda yapıverdi. Evet. Bana bak, dibeğime bak. Çok hoşuma gitti ya. Doğal bir yöntemdi. Bakar mısınız? Hatice ne vurmuşsun ha? Sağlam vücutlar o ses çıkacak tabii ki. Sen maşallah. İşte. Neden ikisini karıştırıyorsun? Daha lezzetli olsun diye. Normalde badem falan da katarım ben. Hmm. Ya bunda olmamış oluyor. Bak güzel. Dibeğin özelliği farklı. Gerçekten bak. Şu demir aksam çok önemli. Ver dibeğe yapalım bunu. Dibeğim artık bundan sonra hep dibeğimi kullanacağım. Dibeği yaşadık bundan sonra. Ay çok tatlı ya. Çok eğlenceli. Sahibine bak. Benziyor. Tatlılık, şekerlik bulaşmış. Evet. 2 bardak ceviz, 1 bardak fındık. Ay olaylı bir şekilde halledilmiş oldu. Tebrikler hanımlar. Evet, ellerimize sağlık kızlar. Eğlendik vallahi, güldük bayağı. Şimdi hamurumuzun iyice bir dinlenmesi gerekiyor. Hiç acelemiz yok. Bir yemeğimiz daha var. Hatta etini, kuşbaşı dana etimiz yarım kilo. Sabahtan nedense erkenden koyduk onu düdüklüye. Hazır. Gendime, kısıklı gendime pilavı yapıyoruz. Sıvıklı gendime pilavı yapıyoruz. Sıvıklı gendime pilavına geçiyoruz.